İstem sorun. Korktum bir anda bizimle. Yok Efe gel, mimarım gel. Gel bizim harita falan yazacaklar. Sıkıntı olacak Efe'cim. Yazdık bile. Yok yok. Mimarım. Bayağı eski arkadaşım. Mekanımızı o yapıyor. Yine çok şıksınız. Teşekkür ederim, çok gayet. Nasılsın? İyiyim, koşturuyorum. Yarın açılış değil de partimiz var. Daha yeni çıktım, kuaföre girdim, koşa koşa buraya geldim. Sizin partinizden önce Ajun Bey'in partisi. Aynen. Yılbaşı partisi, neler söyleyeceksiniz? Bence harika geçecek ya. Onun her yıl yaptığı her şey gayet güzel geçiyor. Ben de ilk defa gelebildim. Bakalım, merakla bekliyorum. Eğleneceğim bol bol. Ben 2019'u soracağım. Nasıl geçti sizin için? Benim için biraz zor geçti. Ne kaybettiniz? Ailevi böyle kayıplarım oldu falan. O yüzden çok bayıldığım bir yıl olduğunu söyleyemeyeceğim. 2020'de böyle şeyler yaşamamayı biliyorum. Ben 2020'den beklenmişlerim. Ya sağlık dışında yok galiba. İnsan kaybedince bazı sevdiklerini daha iyi, onun kıymetini anlıyor sanırım. Parası, pulu, işi, gücü bir şekilde oluyor ama sağlık dışında hiçbir şey istemiyorum sanırım ben 2020'den. İlk yanda aldınız mı? Almadım, hayır. Neden? Daha ihtiyacı olan insanlar vardır bence onu alıp mutlu olması gereken. Gerek yok yani. Peki aldığınızı farz edersek, çıksa ne yaparsınız? 80 milyon size çıksa ne yaparsınız? 80 bin tane barına kaçarım. Onun yanı sıra çocuklar için yapmak istediğim çok acayip projelerim var. İnşallah yapacağım, şahit olursunuz siz de. Kalanıyla herhalde böyle anneannemleri falan tatillere yollayıp, işte annemleri yollayıp falan. Bir ailevi yeriz biz o parayı yani. Tatille falan öyle şeylerle. Barınaklar, çocuklar için bir kreş falan çok okeyim ben yani. Başa dönmek istiyorum. Dükkan dediniz, yarın açılışımız var. Evet. Neyi terimleyden yani? Dünya mutfağı bizim gündüz. Akşamları için de böyle iki gece canlı müzik deneyeceğiz biz. Eğer olursa onu devam ettireceğiz ama hani bir deneme süreci olacak onun, bir ay gibi. Bakalım, inşallah güzel olur. Zor olmayacak mı sizin için böyle bir ticarete atılmak? Ya set olmadığında ya da biz proje seçemediğimizde ya da gelmediğinde neyse o şey, beklediğimiz süreç için söylüyorum. Ben evde oturabilen kadın değilim. Benim çalışmam ve bir şey yapmam lazım. O yüzden kendime bulduğum en iyi çözüm yolu bu oldu aslında. Yani yaparım yapamam bilmiyorum. Bir maceraya atılıyorum şu an ama yapabilirsem çok mutlu olacağım. Çünkü ek bir şeyim olacak benim. Hani setten çıktığıma gidip kafa dağıtabileceğim, setim yokken gidip full mesai harcayabileceğim bir alan. O yüzden benim için doğru bir hareketti diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı olsun derim. Daha önceki beyefendi sorumlu. Yanlış anlamasınlar. Yok, evet çünkü mimarım dükkandaydık. Barın halıları falan takıldı. Onu bekledik. Oradan koştu koştu buraya beraber geldik o yüzden. Efe sevmiyor. Mustafa Bey de yanımızdaydı. Akıl alışveriş yaptığı. Efe'nin arkadaşı Mustafa Bey. Bugün o da dükkana uğradı, fikir verdi. Buraya böyle yapsaydın falan diye. Efe için geldi aslında. Ben de o sırada fikirlerinden yararlanmış oldum Mustafa Bey'in. Teşekkür ediyorum. Size de yeni yılınız kutlu olsun. Görüşemezsek diyorum.